Sizleri tebrik ediyorum. Siz Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri derken FETÖ diyen ve FETÖ ile mücadele eden Sayın Hikmet Çetinkaya'yı OHAL sürecinde gözaltına aldırdınız. Evet, Hikmet Çetinkaya'nın Fethullah Gülen'in 40 yıllık serüveni adlı kitabı, ki bu serüvenin önemli bir bölümünde siz de aynı menzile birlikte yürüdünüz. OHAL devlete karşı ilan edilmişti dediniz. Oysa görüyoruz ki OHAL devletle birlikte gazetecilere, akademisyenlere, demokrasiye ve özgürlüklere karşı da ilan edilmiş. Değerli milletvekilleri, 24 Temmuz Taksim manifestomuzda da vurguladığımız gibi 15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı gerçekleştirilmiştir. Peki 15 Temmuz neden yaşandı? 14 yıldır istikrar adı altında tek başına yönetiyorsunuz. Ülkemizi demokratikleştirmek için çok önemli olan adımları atmadınız. 12 Eylül darbe hukukunu tahkim ettiniz. Özellikle son yaptığınız düzenleme ile üniversitelerde rektörlük seçimlerini kaldırırken bizi 1981'e, yani Kenan Evren dönemine geri götürdünüz. Bir anayasasızlık ve hukuksuzluk süreci yaşattınız. Anayasanın başlangıç kısmının 5. paragrafında laiklik ilkesi gereğince kutsal din duygularının devlet ve politika işlerine kesinlikle karıştırılamayacağı yazılı olduğu halde siz camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti soktunuz. Ve sonuç olarak ülkemizi yarı otoriter melez demokrasi sınıfına soktunuz. 14 yıllık tek başına iktidarınız sürecinde devletin tüm kurumlarının Fethullah Gülen cemaatine, yani bir terör örgütüne teslim edildiğini bu süreçte gördük. Sayın Adalet Bakanı Amerika'da Amerika'yı uyardı. Dedi ki, eğer siz tedbir almazsanız 10 yıl sonra neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Peki Sayın Adalet Bakanı, siz niye tedbir almadınız? Kasten bilerek ve isteyerek tedbir almadınız. Bunun kanıtı 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararıdır. Peki niçin tedbir almıyorsunuz? O dönemde işbirliği içinde olduğunuz için mi? O dönemde Fethullah Gülen cemaatine, yani bir terör örgütüne yarenlik mi yapıyordunuz, yoksa payandalık mı gerçekleştiriyordunuz? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne istedilerse verdik, milletim bizi affetsin dedi. Ama bunun üzerine Sayın Başbakan FETÖ AKP döneminde palazlanmamıştır dedi. Kim doğru söylüyor değerli milletvekilleri? Kim doğru söylüyor? Bu yapıyla birlikte yürütülen kumpas davalarının savcısı kimdi? Türkçe olimpiyatları için bastırdığınız hatıra paranın hatırasına ne oldu? Aynı menzile yürüdüğünüz Gülen cemaatiyle birlikte güzel ülkemizi uçuruma sürüklediniz. Devleti ve milleti hiç hak etmediği bir darbe girişimiyle karşı karşıya bıraktınız. 15 Temmuz gecesi halkın direnme hakkını kullanması, parlamentonun iradesi, askerimiz ve polisimiz içerisindeki demokrasiye bağlı unsurlar ve medyamızın duruşuyla demokrasimiz ciddi bir darbe yemekten kurtarıldı. Ve 15 Temmuz gecesi ve ondan sonrası bu çatı altında bulunan 4 siyasi partide son derece onurlu bir duruş sergiledi. Darbeye karşı ortak bildiri yazıldı. Bu bildiri yüce millete sunuldu ve bu bildiride Sayın Bakan, demokratik parlamenter sistem vurgusu yapıldı. Bakın bu çok önemli ve anlamlıdır. Onun için 15 Temmuz gecesi ölen insanlar sizin fiili güç birliğini başkanlık ambalajı adı altında bir hukuki zemine oturtmak isteğiniz için ölmedi. Başkanlık sistemi için de ölmedi. Anayasal sistemi, demokrasi ve özgürlükleri savundukları için öldüler. Değerli milletvekilleri, bizim sorunumuz sistem sorunu değil. Bizim sorunumuz anayasal iyi niyet sorunu. Bizim sorunumuz anayasadan kaynaklanan yetkiyle anayasal organlara seçilmiş kişilerin anayasaya uymama sorunu. Bizim sorunumuz demokrasi sorunu. Büyük bir yangın var içeride ve dışarıda. Sizin tüm derdiniz başkanlık sistemi maalesef.